Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir yoğurt çorbası yaptım. Dumanın üzerinde harika, naneli, enfes bir çorba. Kış günlerine yakışacak, sofralarınızda mutlaka yer alması gereken enfes yoğurt çorbamız. Buğdaylı yoğurt çorbamız için bir çay bardağı kadar aşurelik buğdayımızı yıkadım ve su dolu bir tencerenin içerisine aldım. Şimdi burada biraz kaynatacağız. Buğdaylarımız 10 dakika kadar haşlandı. Şimdi bu suyunu süzeceğiz. Buğdaylarımızı yıkayacağız tekrardan. Suyunu süzüp yıkadığım buğdayların içerisine 5 su bardağı kadar sıcak suyu ilave ettim ve buğdaylarımızı özleşene kadar bu şekilde kaynatacağız. Buğdaylarımız haşlandı, güzelce pişti. Şimdi yoğurtlu terbiyemizi hazırlayacağız. Yoğurtlu terbiyemiz için 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurdumuzu bir karıştırma kabının içerisine aldım. İçerisine bir tane yumurta kırdım. Bir dolu yemek kaşığı da unumu ekliyorum. Şimdi bunu güzelce çırpma teliyle çırpacağım. Yoğurdumuzu pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptık. Şimdi içerisine kaynamakta olan buğdaylarımızın suyundan bir kepçe yardımıyla şöyle alacağız. Yoğurdumuzu içerisine aktaracağız. Şöyle kepçe yardımıyla alıp yoğurdumuzun içerisine aktarıyoruz ve kesilmesin diye karıştırıyoruz. Bu şekilde yoğurdumuzu ılık bir hale getireceğiz. Devam edeceğim. Ben birkaç kepçe daha alacağım aynı şekilde. Yoğurdumuzu tam anlamıyla ılıttım. Şimdi ılıttığımız yoğurdumuzu buğdaylarımızın üzerine aktarıyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırarak kaynatacağız. Kaynayana kadar kesinlikle bırakmayın, yoksa çorbamız kesilir. Bu şekilde karıştırarak kaynayana kadar devam edeceğiz. Çorbamızı karıştıra karıştıra kaynattım. Şimdi yan tarafta bir tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Birkaç yemek kaşığı kadar, 4-5 yemek kaşığı kadar. Şimdi yağ ısınınca içerisine bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave edeceğim. Çorbamızın içerisine nanemizi ekliyoruz. Şöyle biraz karıştırayım. Bir süre bu şekilde bekleyeceğim. Hafif bir nanemiz yansın diye. Nanemizi çorbamızın içerisine alabiliriz şimdi. Çorbamızın tuzunu da şimdi ekliyoruz. Daha öncesinde eklemiyoruz, yoksa yoğurdumuz kesilir ve çorbamız servise hazır. Çok güzel, lezzetli, doyurucu, besleyici, enfes bir çorba. Biz çok seviyoruz bu çorbayı. Mutlaka haftada bir yapıyorum diyebilirim bu çorbayı. Özellikle çocuklar da çok seviyor. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.